Sayın Tolga Baltepe ve Yaşar Çınar. Efendim iğne mi yapmaya geldiniz? Çok şırınga evet, var burada. Birazcık iğne yapacağız. Ben uzak durayım o zaman, sizi jüriyle baş başa bırakayım. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Projemizin amacı bizim 24 saat bizim sağlığımız için uğraşan sağlık personeli doğabilecek kazalardan korumak. Personeli evet. Korumak. Evet, sağlık personelimizi. Evet, arkadaşım bahsettiği gibi 24 saat sağlığımızı da koruyan hekimlerimizin biz de sağlığını korumak için bir ürün, var olan bir üründe inovasyon yaparak çok daha pratik, çok daha seri kullanım haline getirdik. Efendim hepimiz mutlaka enjeksiyon yapılmışızdır hastanede, hepimiz iğne yapılmışızdır. Bizim şeyimiz daha iğne yaptıktan sonra hemşiremiz veya şeyimiz bu artık elinizde tehlikeli bir madde haline geliyor. Biz bunu imha etmek için bir ürün tasarladık. Fotoselli sistem. Size şöyle gösterebilirim efendim. Sahnenin üçte birinde. Atılmıyor, tekrar mı kullanılıyor? Yok, iğneyi yok ediyor. İğne içinde mi kalıyor? 1500-2000 santigrat derecede yatarak sahnenin üçte biri gibi kısa bir sürede. Deminki halini görmedik ki. İğne vardı. Şimdi iğne vardı. İğne yandı. Getirelim. Okey. İğne yandı. Burada da Leyla almadı. Kaç derece dediniz? 1500-2000 santigrat derece efendim. Nasıl yap? İnsinürasyon yapıyor. Yaklaşık dünyada yıllık 15 milyon civarında muskula enjektör yapılıyor. Ama çıkartılıyor fakat kapatırken siz de uygulayabilirsiniz batıyor falan. Ve sonra hastalık kapabiliyorlar bir sürü ölümcül hastalık. Yaklaşık dünyada 15 milyon civarında yıllık kastan enjeksiyon yapılıyor. Bunların 1 milyon civarında iğne kazası. Sağlık personelinin en çok karşılaştığı şeylerden bir tanesi iğne kazasıyla karşı karşıya geliyor. Biz de ürünümüzü tasarladık ve sağlık personelimizin senin sağlığını korumak için. Çünkü genelde hastaneye aldığımız ürünler hasta içindir, bizler içindir. Ve evet. Hekim için çok az bu anlamda yapılır. Dolayısıyla bütün hastaneler müşteriniz yani, ve bir işin tarafı da, yapılan her oda. Evet efendim, bir de biz hasta olarak hekimimizi seçebiliriz. Ama hekim kesinlikle hastasını seçemez ve her hastaya müdahale etmek durumunda. Gelen hastanın vakasına bakmadan ve geldiğinde de herhangi bir analiz yapılmadığında ne hastalığın olduğunu bilmiyoruz. Sadece burada en büyük şeyimiz yaptığımızda, enjeksiyonu yaptığımızda Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bunu siz direkt atamazsınız. Mutlak kutusuna takacaksınız ve burada elimize batıyor. Onu da bırakın, yaptığınızda şu anda çocukla bir enjeksiyon yapıldığını düşünün. Orada telaşlı bir ortam var. Yanınızdaki birine de batırabiliyorsunuz. Yararlılığı tartışılmaz anlaşılan. Ne kadarlık bir kittir bu? Yaklaşık 350-400 dolar civarında. 350-400 dolar. Evet, yani bütün şeyde ticari şeyde bu seriye döktüğünüzde, çok yapabildiğinizde bu farklı bir noktada olacaktır. O zaman şöyle soralım. Aslında fiyattan gitmeden şöyle yapsak. Bir ısıtma sistemi var değil mi? Evet efendim. Ondan sonra bir pil kullanıyorsunuz. Bataryalı efendim. Batarya kaç volt? Çok 6 volt. Çok düşük bir enerji. Yani size... Ama hızlı yükseltiyorsunuz herhalde. Evet efendim. Orada bir elektronik sistemle. Evet. Ya o zaman basit bir elektronik kartımız var. Evet. Kartımız var. Isıtma bir... sistemi şeyimiz var. Evet efendim. Ondan sonra başka ne var? Fotosel sistemimiz var. Fotosel. Yani bizim bill of material dediğimiz yani ürünü oluşturan parçaların fiyatlarını üst üste koyduğumuzda aslında ucuz bir sistem. Yani ticari anlamda baktığımızda bu ya fiyata girmeyelim ama çok ucuz abi. Maliyeti çok ucuz. Peki orada 350 dolar rakamını baz alırken neyi baz aldınız? Evet, benzer ürünler var mı piyasada? Var efendim piyasada. Şimdi biz bunu yeni bir dünya Amerika'yı yeniden keşfetmedik. Ama inanın bütün Avrupa'daki, Amerika'dakilerden daha farklı bir sistem ve patentli faydalanmadılar. Patent aldık. Patent var sistem ne olarak. Ne farkı var diğerlerinden? Efendim bir, öbüründe nasıl? Hepimiz elektrot şey görmüşüzdür, kaynak yapar. Elektrot şey yaptığınızda iki artı ve eksi kutubunu birleştirerek yok edersiniz. Genelde çalışma prensibi bu. Şimdi buradan yaptığınızda alev çıkıyor bu sistemle çalıştığınızda. Oradan bir yangın çıkış anlayışı yapıyor. Hakikaten bu da olmuş, internette de paylaşılmış. Oradaki yangında alkol var biliyorsunuz bunun yakınında. Orada alkolle yangın çıkmış. Buyurun efendim. Uluslararası patente başvurdunuz mu? Uluslararası patente başvurmadık. Şu andaki patentiniz ne zaman aldınız? Yeni. Yeni aldınız. Faydalı model olarak mı aldınız? Faydalı model efendim. Anladım. Çünkü şeyi var efendim. Araştırmalı mı başvurdunuz? Yani araştırmalı mı araştırmasız mı? Çok onu ben takip etmiyorum. Ben işin daha çok pazarlama tarafındayım. Anladım. Peki rakip patent var araştırması yaptınız mı? Var efendim ama
şeyi farklı. Yani ona yakma mekanizmasının farklı. Yani çalışma sistemi hepsinin aynı ötekilerin. Sadece ucunu yakıp uç kısmını yok ediyor. Evet. Uç kısmını yapıyoruz. Biz yanında yok ettikten sonra daha sonra da bu işin herkes bir çevre şeyi var. Biz de bir çevre şey yaptık bunu. Geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Olduğu gibi tekrar geri dönüşüm kazanım sağlıyoruz. Şimdi bunun sadece genelde yapılan sistem, piyasa şu anda ülkemizde yapılan sistem, enjeksiyonu yapıyorsunuz. Bir kutuya takarak tekrar kutuya atıyorsunuz. O da çöpler toplanıp bir yerde imha ediliyor. Burada götürürken personel bu işin risk altında, taşıyan personel risk altında. Doğaya bıraktığınızda doğada çıkan gaz ve salınım mutlaka imha ediliyor. Yani bunu yakarak bir şekilde imha etmeniz lazım. Peki bazı hastanelere gittiniz mi? Bu 350 dolar rakamı korkuttu mu onları? Tepkisi ne oldu? Diğer firmaların fiyatı bizden çok daha yüksek. Önemli olan kaç tane sattıkları yani. Ben 14 tane ameliyat oldum, ayıptır söylemesi. Her programda söylüyorsun çok şükür. O zaman şöyle söyleyeyim. Sadece bir ameliyat öncesi... Ali Bey'in kedileri gibi. 60 tane iğne yedim yani. 60 iğne yedim. Sen yanında kitinle dolaş. Eve alırım yani. Eve almak lazım bizim şeyde. Ama yani ben hiç görmedim öyle bir cihaz. Yani demek ki kimse almıyor yani. Var yani da kullanılabilir değil Alpan Bey hepsi. Kullanılmıyor yani zarar verdiği için, ateş falan çıkardığı için kullanılmıyor şu an. 100 tane yakın firma var yani. Ben alacağım. Ondan bana bir tane sarıcan abi yani. Tabii. Yılbaşı hediyesi. Evet, bunu bırakabilirsiniz Alfan Bey. Ne anlamlı? Evet. Yok. Anlamlı bir yılbaşı hediyesi. Kararımı etkiler, rüşvet almam abi. 350 dolar vermeye hazırsın yani. Ha? Yok, harika. Pazarlık ederiz canım, o olmaz. Peki. Ben malım. Peki, çok beğendim. Sağ olun. Çok teşekkürler.